Sporalles'ten herkese selamlar. Bugün yeni bir programla karşınızdayız. Programımızın adı Fotosentez. Ekrana fotoğraflar getireceğiz. Mehmet Özcan ve İsmail Andıkızıl'la beraber fotoğrafları değerlendireceğiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk Coşkun abi. İlk fotoğraf gelsin o günden. Bakalım. Hatırlayan var mı fotoğraf arkadaşlar? Denigris. Evet, Denigris. Fenerbahçe 2, Gaziantep 1. Evet, ben biraz biliyorsun bu konuda eleştiri de alıyorum Coşkun abi. Çok eleştirel baktığım, bardağın boş tarafına baktığım için. Fenerbahçe bu sırada 2-0 önde. O yüzden çok o dönem için anlamlı bulmadığım bir gol sevinciydi. Yani 2-0'dan 2-1'e çıkaran gol için öyle sevinç gösterisi olmaz benim mantığımda. Öne geçersin, beraberlik golünü atarsın. Sevinirsin ama tabii şimdi oyuncuyla çok erken yaşta, hatta Tümer'in takımına sınırlı Larissa'da hayatını kaybetmişti. Ankara Sporu olması gerek Gaziantep dışında. Bir sonraki takım, evet. O dönem için Gaziantep zaten kimi getirse bir Caziri vardı, kısa boylu, yine Kuzey Afrika'dan getirdikleri bir oyuncu, böyle pırpır. Hep iyi yabancılar vardı yani, şu an Anadolu'daki takımların yabancı forvetlerinde böyle kaliteli oyuncu bulmakta zorlanıyorsun. Denigris de iyi oyuncuydu yani, her anlamda kayıp oldu. Bu golden bir gün önce ben Bostancı'da takımın kaldığı otelde röportaja gitmiştim forvetiyle. Zurita'yla röportaj yapmıştım bundan önce. Zurita'nın galiba Beşiktaş'a golü vardı. İlginç bir bilgi vereyim bununla ilgili. Maske sevincini eğer gol atabilseydi Gomis Fenerbahçe maçlarında yapacaktı. Doğru. İki kez derbiye çıktı. Her ikisinde poşetle, maskesiyle beraber geldi. Aslan maskesiyle. Gol atamadığı için bu sevinci yapamadı. Balotelli yaptı yıllar sonra benim hatırladığım. İsmail'in de vardır hani. Benim de aklıma Denigris görünce Beyran geliyor. Galiba Meksikalıydı değil mi? Meksikalı. Acıyı seviyordu ama galiba o Beyran hikayesi gene bizim röportajdan kalan bir şey. Antep'te en çok sevdiği şey Beyran'dı. Beyran, evet. Bir detay daha söyleyeyim Coşkun abi. Forma Galatasaray'ın formasıyla aynı konsept. Ortadan şerit bak parçalıya ayırıyor. Galatasaray'ın da sarıyla kırmızıyı siyah ayırıyor. Benzer Galatasaray forması değil mi? Doğru. Şimdi doğru yakalamış. Çok benziyor. 30 yaşında falandı değil mi öldüğünde? Ya 30 öldüğü gün de olmamış olabilir. Kasım 2009. Öldüğü gün benim NTV Spor'a başladığım gündü. Böyle şöyle öldüğü dönemi şöyle hatırlatalım. O dönemler futbolcular 2003'te Foe vardı, Fer vardı Benfica'lı. Vardı yani böyle kaybedilen. Denigris'ten sonra da Edis hayatını kaybetti değil mi? Onun da Ankara Spor zaman, balansı vardı. İşte 2015 sonrası Eriksen hayata döndürüldüğünden beri bu tarz artık hani oyuncuların bir şekilde o düzenli kontrollerle diyelim daha hayatta kalmaları sağlanıyor diyelim ama ne yazık ki böyle gerçek var. Benim çocukluğumda bir de Samsun Sporlu sarı saçlı Müjdat mı vardı Coşkun? Müjdat, o da değil mi? O trafik kazasında öldü. Trafik mi? Yani ben kaybısı kalmış. Washington Kayhan Kaynak var. Demirspor antrenmanında öldü. Washington'ın problemi vardı. Portakal diyeceksin zannettim bir ya. Hayır. Washington'ın gereksiz özelliğini söyleyeyim mi? Meduna. 6-0'lık Fenerbahçe Galatasaray maçında hep şunu derler ya, Fenerbahçe 6 kere geldi, 6'sı gol. Orada Washington %100 kaçırdı. Yani, bir kere gelmiş demek ki. Hayır, Galatasaray'ın da kaçırdıkları var da. Washington'un yani aslına bakarsan o maçta bile gol atamadı. Çok net pozisyonu vardı. Böyle bayağı bir çalımlayıp karşı karşıya. Bayağı böyle yine konu, ben konudan sapmayı seviyorum ya. İzleyiciler kusura biz bakmasın. Biz de öyle zaten. Bir sonraki fotoğrafa geçelim mi o gün? Burası sizin uzmanlık alanınız daha çok. Ben burada İsmail'e pas atacağım. Bu takımın temel taşı yani bugünkü görevi işte Galatasaray'daki Berkan gibi. İşin savunma kısmını çok iyi yapan Volkan Aydın vardı. Volkan Aydın Fenerbahçe'ye imza attı benim bildiğim İsmail. Ve bir gazetede, muhtemelen Spor Gazetesi olabilir, Fenerbahçe'ye gitmem limon satarım diye bir... Yani bugün yapsan o açıklamayı. Ciddi sokakta... Hatırladın mı İsmail o röportajı? Yok, röportaj hatırlamadım. Bir şekilde izleyicilerden de rica ediyorum, arama motoruna yazabilirler. Bence öyle bir röportajı vardı Volkan Aydın'ın. Fenerbahçe'ye gerekirse gitmem limon satarım diye. Ne yap edip var mı Tarık? Var değil mi? Efes'e geri döndü. Volkan ama kariyer açısından doğru kararı aldı. Çünkü o Efes o tarihten sonra gitti Koraç Kupası'nı aldı. Yani o efsane takımda oldu. Bence Koraç'tan önceydi. Avrupa'da kupa alan ilk Türk takımı. Güzel detay. Güzel. Bir şey soracağım size. Dershane zamanlarıma denk geliyor. Avrupa Kupası maçları erken başlıyordu geçmiş yıllarda. 5 civarı. Değişiyordu. Civarı. Perşembe günleri yayınlanıyordu. Çarşamba perşembe galiba, evet. Çarşamba perşembe. Benim gitmişliğim var. Ben Anadolu Lisesi Adler Mermerci Zeytinburnu'na bağlıydı. Bize davetiye geliyordu okula. Ülker Spor'un da maçlarına gittim ben. Hatta yani Ülker'in de bir tane çok iyi oyun kurucusu vardı. Michael Anderson vardı. Michael Anderson. Gitmişliğim var ama şöyle bir şey. Ben çok benzetiyorum ya. Galatasaraylı olduğum için mi diyeyim mesela. Benim için Hacı eşittir Naumovski yani. Herkesin seveceği figürlerdi. Bu takımda da işte Ufuk Sarı
maçlarıca çok iyiydi. Ben kadroya baktım orada. Şimdi izleyicilere de şeyi söyleyelim. Kopya çekmedim ama fotoğrafları bir önden bana Coşkun abi yolladı. Hı. Bir tane oyuncuyu bulamadım ben, İsmail. Şeyi söyleyeyim. Bora Sancar'ı biliyorum. Yedek oyun kurucuydu. Evet. Mesela Mustafa Kemal Bitim var. Oğlu da şu an basketbolcu. Aha, orada bir tanesini tanıyamadım. Yok, Mustafa Kemal Bitim tam Örgüç'ün yanında. Tamam, hayır. Biraz Bora Sancar'dan iki sonraki olabilir. Şu an uzak. Benim gözleri iyi seçmiyor. Bora Sancar'dan 3... Murat Evliyaoğlu. Murat Evliyaoğlu. Tamam, onu da biliyorum. Murat Evliyaoğlu'nun yanı. Yanının yanı. Tamam. Hangisi? Anladınız mı? Yani o zaten çok bilindik bir oyuncu değil bence, ben bilmiyorsam. Yoksa bu takım ezbere sayılır. Murat Evliyaoğlu üçlük düşüyor da onu bilmemek mümkün mü ya? Namoski'de bir prekazi şirinliği vardı ama. Öyle hatırlıyorum 90'larda. Namoski bu arada futbolda Galatasaray'ı destekliyordu. İsmet Badem'le Murat Evliyaoğlu'nun cumartesi gündüz, hatırlar mısın? Sine 5'te bir programına çıkmıştı. Futbolda Galatasaray'ı desteklediğini söylemişti Namoski. Hep hatırlıyorum. O dönemki basket figürleri de güzeldi. Bir sonraki fotoğrafa geçelim. 10 numara krizi. 10 numara krizi. Kaç numara giydiklerini hatırlıyor musun İsot? 10 numarayı Oğuz Çetin giyiyordu. Hayır. İkisi de giymedi onu. Jerson giydi. 4 numarayı Oğuz'a verdiler, 9 numarayı Tanju'ya verdiler, 10 numarayı da Tarık'ın dediği gibi Jerson'a vermişlerdi. Ama Tanju daha sonra onu almış. Sonra giydi. Yani Fenerbahçe'de 10 numarayla. Oğuz da ondan sonra Adana Spor'a gittiğinde de 5 giydi yani. Hiçbir zaman 10'a dönmedi bir daha. Evet. Oğuz'un zaten şeyi var, 4 var, 5'i var. Ya orada tavır işte mekan bizim tavrıydı. Sen dışarıdan geldin, mekan bizim tavrı. 91-92 bu. Sakarya Çetesi'yle Tanju'nun karşı karşıya kaldığı dönemde. Bir şey soracağım. Forma rengi güzelmiş ya. Mesela ben Galatasaray'ın renklerini özlüyorum. Evet. O sarıyla kırmızısını. Fenerbahçe'nin de. Bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'den bu maviden şikayet ediyordu. Bilakis çok güzel. Çirkin geçtim. Adam ben de acıvertim niye mavi giyiyoruz diye ben o dönemi hatırlıyorum. Bu arada deminki fotoğrafla ilgili bir şey söyleyeyim. Alpay'dı galiba fotoğraftaki. Alpay Öztaş. Aa, olabilir. Yani karşı yaka falan yaptı sanki İsot. Vallahi bravo. Ben hatırlamıyorum şimdi, hayal mi? Taner Korucu yok muydu İsot? 6. adam. Vardı. O fotoğrafta var mıydı? Taner Korucu. Galiba fotoğrafta yok ama öyle bir oyuncu vardı, hatırlıyorum. Vardı. Kaptandı zaten Taner Korucu. Değil mi? Numara pozisyonları diyordu. Doğru. Tunç Girgin falan hatırlıyoruz ya. Şu an var ya, bir şey soracağım Tarık. Şu an Efes'in oyuncu sayı desen. Neydi o? Larkin şey var. Larkin var. Bu Burba var. Miçiş gitti mi bilmiyorum. Simon bıraktı galiba. O hiç sayamıyorum. 90'larda şu kadroyu haliyle. Yani sadece bu kadro değil. 90'lardaki Efes maçları milli maç gibiydi. Ben sadece Efes'i mesela Petit'e, sonra Türk Telekom'da o takım bile hatırlıyoruz. Alper Yılmaz, bizim önderliğinde. Tabii tabii. Steven Rogers falan vardı. Winslow mu vardı? Ricky Winslow. Ooo, Rick O'Neill Winslow. Efsane oyuncu. Yani milli maç gibiydi Efes maçları. Yoklar benzerdi. Bak. Rikon'u Winston yani. Olabilir. Mehmet, sen Tanju'nun Fener'e gittiği dönemi hatırlıyor musun? Çok üzülmüştüm. Benim hala geçen en son Galatasaray böyle arada böyle oyuncu kaptırıyor ya Galatasaray transferde. Benim hiç üzülmeme sebebim Tanju'yu yaşamış. Tanju'da yeteri kadar üzüldü çok insanlar. Çok üzüldük. Çünkü. Yani Koseçki'ye sarılmaya çalıştık. Bir de ben çok kafa yordum daha sonrasında Tanju'nun için. Ben Tanju'yu hayal meyal hatırlıyorum. Benim hatırladığım maçı bir söyleyeyim size. Trabzon'a hat-trick yapmıştı. Bu ayak içi friki var Trabzon'a. Yani ayak içiyle inanılmaz gol atardı. Mustafa vurdu, Uğur durdurdu, Tanju şimdi vurdu. Şimdi şöyle söyleyeyim buradan izleyicilere, hani şey yönlendirmek değil ama şimdi eski dönem topçuları, örneğin ismi veriyorum direkt. Sergen Yalçın mesela. Yani iş saçma sapan bir yere gidiyor. Neymiş? Zidane, ya kendimize gelelim ya. Geçtim Zidane'ı, Ronaldinho'su, Rivaldo'su, Totti'si. 20 tane oyuncu sayarım Sergen'den iyiyim. Ama tam tersi, Tanju Çolak geçen röportajını gördüm. Tarık, Icardi'nin iyiyim dedi ya. Abi Icardi'den şöyle iyi olabilir. Maçı da söylüyorum arkadaşlar. Ben hatırlıyorum, sonradan izledim. Arama motoruna Galatasaray, Adana Spor, Tanju Çolak 5 gol yazın. 5 golün 5'i de güzel. Bunu yedilik yapabilmiş maç. Başka oyuncu varsa beni... Atıyorum 6 gol de atar bazı oyuncu ama hani atıyorum boş kaleye atarsın. Tanju bence, Tanju gibi golcü hakikaten yok ya. 2005 yılıydı galiba, Alex'in geldiğinde Samsun Spor attığı bir gol vardı. Ertesi gün bir sayfa hazırlamıştım sabahta. Tanju'yu aradım, golü sormuştum. Sıkıysa bir daha atsın dedi. Atıyordu ama çok röveşata. Mehmet'i şöyle destekleyeyim. Tanju saç baş yoldurdu diye bir başlık veya bir demeç hatırlamıyorum. Tanju az gol koştu. Galiba bir Fenerbahçe'deyken yoldurdu. Botev-Plovdiv maçı. Onu hatırlamıyorum. Ben şeyi detayı vereyim mi sana? Galiba Karşıyak olabilir. Bir maç iki penaltı kaçırdı Tanju Galatasaray'da. Pazar böyle TRT'de araya bant giriyor diye böyle maçlar. Ben tribünde değildim. Abilerimiz anlatıyor. Kral kaçırdı. Canımız sağ olsun diyorlar. O Karşıyak maçında şeyi hatırlıyorum. Kafayla gol attı. Yerden kalkamamıştı. Kilodan dolayı. Ama o dediğin maç 6 gol attığı maç. 6 gol attığı maç. Milliyetin başlığı. Devrik kral başa geçti. Aykut'la gol krallığında çekişiyor galiba. Çok geride kalıyor. 3 golü falan var Karşıyak maç öncesi. Atıyor 6 gol.
Sonra da Aykut'u yakalayacağım da o da durmuyor ki diyor. Şeyi falan da ben Tarık sonradan baktım istatistiklere mesela. Şu çok güzel. Galatasaray'da oynarken her Fenerbahçe maçı golü var. Fenerbahçe'deyken de bize çok golü var. Bu formayla bize 2 gol attı. 2-0 kaybettik. Aslında tam bu forma değil biliyor musun? Zaten TSE'de de başlamıştı. Yaka da. Yaka mavi yaka. Doğru. Doğru. Bravo. Doğru. Polo yaka giyiyor ve yaka çubuklu. Doğru söylüyorsun. O maç hatta spiker forma numaralarını gösteriyor. Sırt onu biliyor musun? Maç öncesi gidiyorlar ya. Yok, böyle sanırım Bülent Kalfat olabilir. Hatırladım. Bir sırtınızı gösterin diyor. Numaralarını gösteriyorlar. Güzeldi. Sonraki fotoğrafa geçelim mi? As bayrakları az. As bayrakları az. Bu Raşit abimizin fotoğrafı. Raşit Ateş'in fotoğrafı. Nihat röportajı. İspanya'da gündem olduğu dönemler. Çok güzel. Raşit abi onu İskambil kağıtlarıyla da böyle kesip süper onlu diye bir Belanda'ya iş yaptırmıştım Galatasaray'a geldiğinde. Ben burada şey hatırlıyorum. İsmail muhakkak o dönem editörlük yaptığını hatırlayabilir. Nihat'ı satan şampiyonluğu satar mı? Öyle bir açıklama vardı ya. Evet. Sonra Bülent Uygun'un mu açıklaması vardı? Mehmet Yıldız'ı alan şampiyon olur. Hep o konsept hani. Tam medyanın böyle kelime oyunları. Nihat'ın İspanya'ya gittiği zaman Scala zamanıydı değil mi? Scala'ydı hoca doğru. Bak mesela kimse hatırlamıyor Nihat'ın sevincini. Nihat'ın çok güzel bir gol sevinci vardı. Yere uzanıp Scala zamanı mı? Doğum zamanı mı? Bana neden Scala gibi geliyor? Hayır, 2001-2002 doğru söylüyor. Doğum. Doğum zamanı galiba. Doğum. 2001-2002 şeyi hatırlıyorum ben. 2001-2002 en iyi oyuncusu Beşiktaş'ın yani. Forvet değildi ama forvetten daha dominanttı o takımda. Doğru. Bir ara şey kalıbı vardı, pozisyon oluyordu Sosyedat maçı. Atıyorum Nihat 10 metre geride, Nihat da oradaydı falan diye sürekli böyle belirtilirdi. Nihat da oradaydı, Nihat da pozisyondaydı. Ama şimdi İsot şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen seneki Barış Alper diyemez miyiz? Beşiktaş'taki o 2001 halini. Her bölgede oynamıyor muydu Nihat? Defansa da koyuyorlardı yani. Sırf forvet değil. Çok yönlü oyuncuydu. Nihat şeyle beraber çıkmıştı galiba. Yasin'le beraber çıkmıştı galiba. Cumhurbaşkanlığında Galatasaray golü vardı. 2-1 kaybetmiştik. O Sosyedat'taki sezonu iyiydi ama hakikaten. Yani bir Türk oyuncunun bence yani şöyle bir şey. İçlerinde Arda Turan'dır maksimumunu yapmış. Arda yani, geçti ama hepsini. Hayır. Geçti evet. Atletico Barça ama bence hani sezonluk performansı nasıl? Hani Ronaldinho gibisi gelmez deriz ya. Sezonluk bir Türk oyuncu performansında bence Nihat'ın Sosyedat'ın o şampiyonluğa kapıştırdığı sezondaki performansın üstü gelmez. Mehmet takım enteresan bir takıma gitmiş. Yani biz gittiğinde farkında değildik. Yani Karpi'de, Darko Kovacev işte. Tabii. De Pedro vardı. Xabi Alonso da vardı galiba doğru, değil mi? Doğru, Alonso da var. Hani çok iyi, yani iyi bir takım olduğunu farkında değildik, böyle bir takıma gitmiş. Tarık Sağmalcılar'dan mı gitmişti? Sağmalcılar'dan Sosyedat'a. Öyle bir manşet vardı. Yasin dedim mesela, Yasin kaldı mesela burada. Ama ben demiştim zaten, biz Yasin'le aynı berbere gidiyorduk. Yasin sabah 2 porsiyon kıymalı börek yiyordu antrenmana giderken. Yasin Sülün'den mi? Evet. Yasin Sülün, evet. Bence Galatasaray'a karşı iyi top oynadı Yasin. Genelde Galatasaray'a evet. Karşı. O bir tane penaltı pozisyonu içinde var zaten Ali Aydın'ın. Doğru, Ali Aydın'ın penaltı pozisyonu içinde. Sergen Galatasaray'da forma değiştiriyor. Beşiktaş formasını tersten giyiyor. Yasin forması. Evet. Doğru. Yasin formasını giyiyor. Peki daha sonra ne olduğunu biliyor musun? 2-2'lik maç değil mi? O dediğin forma değişiminde Sergen'e soruyorlar. Korkmadın mı diyorlar. Hani Beşiktaş formasını giymekten sen Galatasaray oyuncususun. Galatasaray aşmış bir kulüp diyor. Bunları dikkate almaz diyor mesela. Ben de şeyi söyleyeyim ki her zaman fit vücut olmayıp iri bir insan olduğum için. Sergen'in o dönem bence çok üstü çıplak kalacak fiziği de yoktu. Formayı bence biraz da ondan giydi yani. Evet, Sergen'i bu arada hani biraz eleştiri gibi oldum. Çok büyük oyuncu hiç lafım yok. Tabii winner ki. Bir oyuncu bir kere. Tabii ki. Ama hani ben o 2001 halini düşündüğüm zaman çünkü o yaz sıcağında yağmurlukla koşusu vardı hızlı kilo versin diye. Doğru. Kilo problemi başlamıştı Sergen'in 2001'den sonra. Sergen olayı bizim insanlar şeyi seviyorlar. Olmamışlık hikayesini seviyorlar. Bir sebepten dolayı olmamıştık. Olsaydı daha iyi olurdu. O hikayeler çok satıyor. Ben de Zidane'la falan kıyaslanamayacağını düşünüyorum Sergen Yalçın. Ben sinirleniyorum artık İsmail. Yani Brezilya'da kaç tane yetenek var Sergen gibi ya. Galatasaray'a gelen Felipe. Almanya maçından sonra. Almanya'da oynar ama 20 dakika. Doğru mu? Evet Beckenbauer doğru diyorlar. Onlar. İnanılmaz yani. Evet. Ben çok ya. Oynar ama 20 dakika. Ama mesela şöyle bir şey de var. Semtte oturuyorum. Bütün gördüğüm yaşlılara, böyle maçlara gitmiş bütün yaşlara soruyorum. Sergen mi Yusuf mu diyorum. Herkes Yusuf diyor. Abi o daha eski. Yusuf'tan biraz daha geri gel onu bulsam onu derler. Ama ben ısrar ediyorum. Yani diyorum ki İsmail noktayı koydu. Olmamış hikayesi. Yani o şeyi böyle kaşımayı etmeyi çok seviyoruz. Zidane ya. Zidane kafasını taşlara vursun. Kendisinden sonra Ronaldo ile Messi çıktı. Yoksa ben Zidane derdim benim dönemin gördüğü en iyi oyuncak. Kıyaslayamayız. Brezilya'da ne yetenekler var? Düşünüyorum işte Galatasaray'a gelen Felipe yetenekli değil miydi? Evet. Örnek veriyorum yani. Tamam Sergen daha iyi futbolcu da ondan. Alex de Souza'sı var. Bir sürü ya ben geçen kafa yorup
Balak var mesela Almanya'da, o da çok iyi futbolcuydu. Çok çıkarsın yani. Çok çıkartırsın. Hani geçtim Gullit'leri, Maradona'ları gitmeyi. Biraz fazla abartıyoruz. Bir sonraki resme geçelim. Fotoğrafa daha doğrusu. Sabri'nin yanındaki Sedat Debreli. Volkan Glat. Volkan Glat. Glat. İlker Erbay. Tabii Volkan Glat. İlker'le Sedat. Ortadaki de Sabri. 2003 yılı. 2003-2004 sezon başı. Sonra İlker'le Sedat Debreli birlikte Mersin Mayordu'nda oynadılar. Bunların işlerinde galiba en büyükleri Volkan Glat. 82 doğumlu olması lazım. Evet. Sedat Debreli 83'lü, Sabri ile İlker de 84'lü. Sabri o sezon Fatih Hoca'nın ilk 11'e monte ettiği isimdi işte. Ama sağbek değildi. Hep evet. Ön taraf oyuncusuydu. Skor da yapıyordu. O bana zorbalık geliyor. Bana da. Zorbalık geliyor bana o. Bence de. Ben gördüm kampta nasıl yaptıklarını. Bir kampta işte takımla birlikte bayağı toparlayıp çocukları kesiyorlar. Tabii tabii, gelenek haline geldi bir de. Ama ben şeyi de destekliyorum. Kenan çok saçlarıyla oynuyordu mesela. Juventus hocası müdahale etti ya. Onu da ben sevmem yani. Biraz olacaksın yani. Çok şekil yapmayacaksın. Yani sizin dediğinize de katılıyorum. Orada ne? Oyuncuların inisiyatifi olmalı da. Ya bazen de hoşuma gidiyor. 96-97 şampiyonluğunu hatırla. Son hafta Bursa maçında herkes saçlarını kazıyıp çıkmıştı. Yani ben takımlaşık gibi düşündüm. Şahit oldum. Hani Yaser diye transfer olmuştu galiba Galatasaray'a. Kampta, Almanya kampında. Yani çocuklar da hani eğlence olarak görüyorlar. Hani bir basamak, bir çağrı. Saç ektirdiği için kafa topuna çıkmayan futbolcu Gökhan Ünal mıydı? Gökhan Ünal. Öyle bir iddia var. Gökhan Ünal, bir de Suat Kaya saçlarını protez yaptırdıktan sonra o da öyle bir dönem var. Abi bir de siyah arma var orada sanki. Hasan galiba o yıllarda Hakları Eğitim Vakfı'ndaydı diye hatırlıyorum. Öyle bir haber çıkmıştı. Galatasaray Spor Kulübü'ne vermediler armanın haklarını. Galatasaray'da o yıl çıkarttığı bütün ürünlerde, GS Store'da vesaire siyah logoyla çıktı. Gereksiz detayı şöyle ekleyelim. Özcan Aydın dönemi zaten 2002-2003 parçalı forma yok. 2003-2004 bu seneki parçalıya benziyor. 2004-2005 yoktu. 100. yıl formasında parçalıya döndürüldü. Ya bilmiyorum tabii, şimdi deni girse de kendince belki saygısızlık yaptım. Gol sevincini eşlik için Özcan Can'ın da böyle hayatını kaybetmiş insanların ardından olumsuz konuşuyor gibi olacağız ama ben Galatasaray dönemini başkan olarak iyi hatırlamıyorum. Onu söyleyeyim bir Galatasaraylı olarak. Hayır, ben şöyle bir haksızlık etmeyeyim. Benim hala, benim için hala en güzel Galatasaray forması 4-0 kaybedilen maçta giyilmiş olmasına rağmen 2005-2006 Geres'teki siyah forma bence şahane formaydı Galatasaray'ın forması. Pardon da Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği Serkan Aykut, Bülent Akın. O maçtaki forma çok güzel değil miydi? Ya işte o olmamış parçalı onlar. Dilerseniz bir sonraki fotoğrafa geçelim. Gascoigne'le Tugay. Arkadaki stoper mi? Muhtemelen stoperdir o fizikler. Buradan göremiyorum. Ince mi, Barnes mi? Değildir. Onlar çok eski. Çok normal Ünal Karaman'ın gibi. Direkten döndüğü maç mı? İlk gol atmaya yaklaştığı maç mı? Tugay'ın lakabı, bir dönem lakabı Gazza'ydı. Yerli Gazza. Yerli Gazza, Tugay. Gazza Tugay. Yanındaki Gascoigne. Önemliydi. Şeyi hatırlıyor musunuz? Bu maçı benim dediğim maç mı? Ünal Karaman'ın topu direkten döndü. Bu maç Türkiye. İzmir'deki 0-0'lık mı? Hayır. 1-0 Deniz Weiss. Mağlup olduğumuz maç. Deniz Weiss 1-0. Mağlup olduğumuz maç bu. İzmir'de oynandı. Bir şey söyleyeceğim. Rıdvan Hoca'nın Dez Walker'ı mahvettiği maç değil mi bu? Ben maçı çıkartamadım şimdi. Deniz Weiss'in gol attığı maç galiba getirdi. Açık mağlup olması vardı. Doğru. Rıdvan Hoca futboldan soğutmuştu. Tamam. Bilenler yorumlara yazsın hangi maç olduğunu. Ben bu arada söyleyeyim. Bizim en güzel formamız. Niye? Biz beyaz formaya kırmızı şerit yapıyoruz da kırmızı formaya böyle beyaz şerit yapmıyoruz anlamıyorum. Bizim kırmızımız düz kırmızı mesela. Tam tersi. Milli takım ideal forması benim için bu. Evet, çok bu güzel forma. Yıllarca uğursuz dendi. O yüzden hatta şeyi çok iyi hatırlıyorum. Forma değiştiği zaman 96. Türkiye'de herkes sevinçle karşılamıştı. O formadan kurtulduk falan diye. Bu desenden kurtulduk diye. Sonra 20 sene sonra tekrar revaçta oldu. Hayır, benim dediğim mantık 94. Şu İsmail. Şunu şimdi tamam, formayı beğen. Ben şu mantıklıyım. Beyaz formaya kırmızı şerit oluyor da kırmızı formaya niye böyle beyaz şerit olmuyor? Ben onu anlamıyorum. Yani anlatabildim konsept anladım, olarak. Anladım. Beyaz forma fizim fix öyle. Hiç düz beyaz değil ki bizim formamız. Göğüs kısmı hep şerit. Kırmızıyı da öyle yapın o zaman diyorum. Tugay'dan devam edeceğim. Şeyi hatırlayan var mı? 96 Avrupa Şampiyonası'nda Tugay şut çekerdi mesela. Kameraların kendisine yöneleceğini bildiği için devamlı şey yapardı. Böyle bir fak hareketi yapardı. Hatırlıyor musunuz onu? Ben hatırlamıyorum. Güzel detay. İngilizce. Ben şeyi hatırlıyorum. Euro 2000'de Mustafa Denizli 45'te mi oyundan aldı? Bayağı hocaya küfür etmişti. Hatırlıyor musun? Kameraya yansımıştı onlar. Formayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şehir efsanesi. Eskiden böyle şehir efsanesi haberler var ya. Bu da muhtemelen öyle. Mesela Ettore Türkiye'ye gelmiş. Prekazi nerede oynuyor? Mogol'u unutamıyorum falan filan gibi haberler vardı böyle. Bu yani muhteşem bir hayal gücüyle yazılmış bir haberdi. Güya Türkiye Nike'la anlaştıktan sonra Adidas demiş ki 8-0'larda yanınızda biz vardık. Bize hemen sattınız diye. Yani inanılmaz bir haberdi yani.
Güzel haber. Ama yani çok güzel düşünülmüş, çok güzel yazılmış, çok güzel bir haber. Ordu milli takımında Tugay forma giyerken saçlarını Gascoigne'e çok benzer şekilde kestirmişti. Ondan öyle mi? Ya belki o da doğrudur. Olabilir. Olabilir. Ya da Akdeniz oyunlarında oynarken ikisinden birinde. Ya yani saçları böyle daha zayıf tipi bir saç modeli vardı Tugay'ın. Tugay'ın vardı, doğru söylüyorsun, öyle bir saç modeli. İngiltere'nin en yetenekli futbolcusu mudur gelmiş geçmiş? Dönemin mi? Dönemin en yeteneklisi. Genel olarak şu an şey bulsam. David Fred vardı mesela, o da yetenekli futbolcu, aynı dönemde. Evet, David Fred. David Fred. Onu hatırlamıyorum. Yetenekti. David Platt. Evet. Ha tamam, Platt'ı biliyorum. Şimdi Nicolas Cage'e benziyor. Evet, Nicolas Cage'e benziyor. O da yetenekliydi mesela. McManaman. O isim zaten yaz baba, 10 gol 10 asist. O isimde olan oyuncu ya. Gerrard'lar, Lampard'lar bunun şeyini aldılar ya. Tabii. Ben neyi hatırlıyorum biliyorsun? Gascoigne'le ilgili hatırladığım tek şeyi söyleyeyim mi? İskoçya maçı çok güzel gol attı, o kadar. Yere, ben yetişemedim çok Gascoigne'le. Yere uzanıp sevindi. 96 Avrupa Şampiyonası. Ve kilolu orada. Gayet göbeğiyle oynuyor. O gün bir sonraki resme geçelim. Bu Moşe'nin transfer olduğu dönem kampta. Rahmetli. Moşe de rahmetli oldu. Mehmet, ne hatırlıyorsun o dönemle ilgili? Şimdi bir dakika, Moşe 97-98'in ikinci yarısı geldi. 2-2 kaldık Fenerbahçe'yle. Son dakikada Okan mı topu sektirdi, Boliç attı. 20-45. Aziz Yıldırım oldu başkan. JJ, what is the time? Moşe sonra devam etti ama Fenerbahçe'ye. Çok iyi oyuncuydu. Doğru. Gençler Birliği'nden sürpriz şekilde bence Kocaeli'ye gitti. Gençler Birliği'nden de direkt büyük takımlar yapabilirdi. Belediyeden böyle insanları selamlamıştı. İzdam olmuştu Kocaeli'de. Moşe çok iyi oyuncuydu. Moşe'nin en sevdiği şarkıcıyı söyleyeyim mi? Söyle abi. Adnan Şenses. Hadi ya. Evet abi. Mert abi röportaj yapmıştı. Adnan Şenses dinliyorum demişti. O koça, evet doğru. O koçanın sorular soruyorlardı. En çok hangi şarkıcı dinlersin? Televole'de falan vardı galiba. Şeyde ben aklımda kalmış. Serkan Reşber var ya, Kasımpaşa CEO'su. Evet. O da Alihan dinliyordu mesela. Aklımda öyle kalmış. Yok, dediğin şöyle doğru. Naumovski'den bahsettik ya programın başında. Naumovski'nin en sevdiği şarkı da Emel Müftüoğlu Havar'daydı. Onu çaldırıyordu sürekli o İsmet Badem'li Murat Muratanoğlu programda. O koça ile ilgili istatistik vereyim. Kötü Galatasaray derbisi yok. Her maç bize gol attı. Frikik attı. Bir tane inanılmaz 90 attığı gol vardı. Okaça Bukaça esprisini kim yapmıştı? Okaça Bukaça'yı kim yaptı bilmiyorum da Sabah Televizyon vardı o zamanlar. Benim adım JJ Okaça. Sabah Televizyon'un fiyatı kaça? Böyle bir esprisi vardı. Ben Tayfur Avuççu. O da katılmıştı o şeylere. Abi bir taraftan şeyini hatırlıyor musunuz? Bu sene modern o şeyle konar. Güzel Kona Moşe, Kona Kuşe, Moşe. İşçilerden önce Moşe ile Kona geldi. İlk gelen Afrikalı işte. Ya uzun, belki de uzun dönem sonra. Uzun. Ne kadar güzel ya bak. Kona İstanbul Spor yaptı. Antalya Spor'a gitti. Hepsi Türkiye'de takım dolaştı sonra. Okaça ile ilgili başka bir detay daha var ya anlatmam gereken ama. Bir şey söyleyeceğim. Demin Tugay dedik, Okaça dedik, Frankfurt maçı dedik. Frank maçında Tugay çıldırtmıştı Okaça'yı. Ha şunu soracağım. Şu anki futbol ikliminde Fenerbahçeli bir oyuncunun kırmızı krampon giymesine ihtimal var mı İsmail? Okaça kırmızı giyiyor. Herhangi bir kırmızı puma değil mi? Kırmızı puma. Benim hatırladığım siyah dışındaki ilk şey krampon ya bu ya da Simeone giymişti Milan Ajax maçında. Şampiyonlar Ligi finalinde Clivert'ın gol attığı maçta. O maçta beyaz krampon giymişti. Siyah dışında ya bu ya da oydu. Sergen'e çok yakışıyordu beyaz krampon. Alişan de dinlirdi. Alişan'ın. Son zamanları. İşte JJ What is the time o 2-2'lik maç. Alişan'e bu yorumu yaptım. Alişan Winner. Ünal Aysal gibi değil mi Alişan? Biraz o şeyliği var sanki hani böyle çok. Çok daha fazlası bence. Yani şöyle kazanan hep, anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Aslında kaybettiği de çok var ama Hı-hı. hep kazananları hatırlanır hani. Bazı insanlar öyledir ya. Yani olumsuz özelliğinden ziyade olumlu ayrı konu. Alişan'dan sonra gelen başkan. Alişan'ın telefon numaralarını çok merak ediyorum. Telefon rehberini. Alişan'la ilgili şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın 18 penaltı attığı sezon, şampiyon olduğu sezon. Alişan ilk kez çıkıp bu kadar penaltı sayısından devralama 13 penaltı atmış Galatasaray. İşte biz diyor, o rakamı hatırlamıyorum, Fenerbahçe 3, 7, 8 bilmiyorum. Rakibimiz 13 penaltı kullandı. Ya bu arada şimdi biz de dijital iş yapıyoruz. Biraz yayını güncele de bağlayayım. Ben çok netim hani hakem konusunda. Galatasaray Fener teraziye koy denge ama şimdi işte Acun Ilıcalı da konuşuyor ya. Geçen yine böyle genç arkadaşları izliyorum. Güzel böyle videolar yapar, sorular soruyorlar ya. En çok penaltı kazanan takımı ilk tahmin olarak Galatasaray dediler ya. Akıl alır gibi değil yani. Fenerbahçe, ben geçtim Süper Ligi Tarık. Avrupa geneli yapsak 3 senedir en çok penaltı kazanan takım mesela. Ama işte o algı olayı şimdi Aldım. Diyorum ya hep... Kart Galatasaray'ın üstüne kaldı yani. Şimdi bugün yine gördüm. Vardan da puan kazanmamış Galatasaray mesela. Olumlu ama sordu sana ne hep böyle. Ne konuşursan o kalıyor insanların aklında. Mehmet, masada senin sevdiğin bir şey var. Evet, köfte. Artı Pepsi. Aa doğru. Pepsi. O dönemki peki şey
Şeyi hatırlıyor musun Coşkun abi? Ben sınıfta şöyle hatırlıyorum. Orta 2'deydim bu fotoğrafın çekildiği zaman. Bilmiyorum tarihte yetişmiş olabilir. Sıra altında kutu kola koyardık ya. Hı-hı. Pepsi öyle bir büyük Pepsi çıkartmıştı ki sıra altına koyamıyorduk. O yüzden derslere sokamıyorduk. Hatırladın mı? Ben ama bu Pepsi'leri seviyordum. O gün bir sonraki fotoğrafa geçelim. Bu Fenerbahçe'nin 88-89 sezonu. Konya Spor maçı içerideki. Ya da 103 golün atılacağı Sarıyer maçı. Bence Sarıyer maçıdır mantıken. Doğru. Şampiyonlar çıkıyorsun çünkü böyle. Arkada Hüseyin Başaran elinde tesbih. Ama şey çok tuhaf değil mi? Ufacık bir sis bombası. Bütün muhabirler yerlerde görüntü yakalama peşinde. Çok güzel. Fehim abi orada ayakta siyah tişörtlü. Arkada Serkan Acarlar var. Abi o çok tezgah yani. Onu oraya atacağız. Çekeceksiniz hikayesini. Baksana hepsi toplanmış. Bilmiyorum şu anda kimse böyle çimenler uzanıp fotoğraf çekmez Türkiye'de. Eskiden çekiyorlardı. Güzel bir anı yakalamak istiyorlardı. Bir de o zamanlar sağ içine de giriliyordu maç sırasında. Giriliyordu. Faul oldu, penaltı doğru. Mı vesaire. O dönem bak daha... fotoğraf çekmeyen tek kişi arkada Gürcan abi. Gürcan Bilgiç. Maç sonları soyunma odalarına giriyorlarmış ya. Şimdi öyle bir şey düşünebiliyor musun? O gün bir sonraki fotoğrafa geçelim. Feyyaz Uçar değil mi? Feyyaz Uçar. Avcılar değil mi Feyyaz Uçar? Avcılardan Feyyaz. Valla burası... Feyyaz Uçar'ı görünce benim aklıma maalesef 10-0 geliyor ya. Maalesef. Fotoğraf kaç abi? Feyyaz 3, Metin 3 mü? Nasıl? Ali 4, Metin 3, Feyyaz 3. Ali'nin maçtan sonra maç sonrası mikrofon uzatıyorlar. Bir gün gol atmak istiyordum, kafamdaki rakam da 3'tü diyor. Peki Metin Ali Feyyaz'da en iyisi Feyyaz diyebilir miyiz? Direkt deriz bence. Çok iyi golcü. Bu arada fotoğraf Süleyman Rodop'un fotoğrafı. Çok güzel fotoğraf. Çok güzel düşünülmüş. Ama şunu da söyleyelim Feyyaz Uçar açısından. Şöyle şanssız. O dönem iki tane rakibi var. Biri Tanju Çolak, biri Aykut Kocaman. Doğru. Yani üçüncü olursun. Doğru. Tanju bir. Aykut mu Feyyaz mı? Aykut derim ben. Tartışmaya açık. Tartışmaya açık. Aykut'ta biraz şey de vardı ya, jimnastik mi hani böyle çok elastik böyle vücut dönüp hani gol de çıkartıyordu. Oyun doğru. Görüşü de vardı biraz Aykut hocamın. Feyyaz da çok iyi oyuncu deniyor. Türkiye'de makas çalımını 3-0'dan 4-3'lük başta... 4 birinci gol evet. İlk o mu yaptı sanki? Ben daha önce hatırlamıyorum öyle bir şeyi. Ben Fikirtepe'de Fenerbahçe'de futbol oynadım. Aykut çalımı diye çalım öğretiliyordu. Aykut Çalman. Mesela alt yılda öğretiliyordu Aykut Çalman. Ne yaptıklarını hatırlamıyorum. Şey de güzel bak. Aykut Kocaman 11 numara. Feyyaz Uçar 7. Tanju 10. Prekazi 8. Rıdvan 8. Kendilerine özel o dönem numara da. Mehmet o konuda ben yokum. O konuda ben yokum. Yani Feyyaz'ın buradan söyleyeyim. Sabit bir numarası yoktu. Sonradan moda oldu rakamlar. 7 numara Metin. 7 Feyyaz. 7 numara Metin'deydi. 7 numara Feyyaz'daydı. 11 numara Feyyaz'daydı. Feyyaz 9 giydi. Sonra geldi Şifo'ya 10 verdiler. Şifo uzun süre 9 numara giydi. Beşiktaş'ta hep böyle bir futbolcuya numara atfedilmeye çalışıyor ama Beşiktaş'ta böyle bir kültür yok. Tartışmaya da hazırım bu konuyu. Olabilir. Yok şey değil. Ben o konularda... Ama 7 işte giymişliği çok. Doğru. Ben hatırlıyorum. Bak Beşiktaşlı değilim. Bir 19 Mart. Fahri Beşiktaş mı deniyor? Evet doğru. Sayayım ilk takımı. 1 Bako, 2 Recep, 3 evet. Kadir, 4 Gökhan, 5 Ulvi, 6 galiba Zeki'ydi. 7 Feyyaz, 8 Rıza. Zeki o kadroda yoktu. 9'u hatırlamıyorum. Turan giyiyordu 6'yı. 10 Ali, 11 Metin'di. Orada Turan'la Zeki rotasyon mu buluyorsun? Değişiyor mu? Aşağı yukarı bu. Ya orada yabancılar falan da var. Evet. 9 Şifo, 9 Şifo yani, pardon. Beşiktaş yabancılardan inanılmaz verim alamıyordu. Evet, doğru. Yani aldığı bir yabancı tuttuğunu hatırlamıyorum o dönem. Yani Mirkele'ye mesela ilk evet. Üçü geldi. Adam yine Zeyer miydi vardı? Zeyer'den de bilmiyorum ama. Alamadım. 3 İngiliz gelmişti değil mi? Bak, Wilson, McDonald mı vardı bir de? McDonald vardı. Çok üçüncü kişi evet, olarak. Evet, sarışın. Hatta Seba'nın asker arkadaşı falan filan diyorlardı böyle espri. O Wilson'du, asker arkadaşı olan. Ama öyle bir hali vardı adam. Evet. Ama şeyi söyleyelim, benim ilkokul arkadaşım Selçuk'a selam olsun. 2006'da düğüne de gitmiştim. Selçuk ilkokul 1'de Galatasaray'dan Beşiktaş'a dönmüştü çünkü Beşiktaş çok başarılıydı. 3 senelik o jenerasyon abi, var ya. Beşiktaş'ın beş o golü var. Yani Feyyaz'la hani Feyyaz'ın şöyle bir kendisini her zaman egosunu tatmin edecek jenerasyonlar hakikaten etiketti o Metin Ali Feyyaz. Yani benim ilkokul arkadaşlarım çoğu Beşiktaşlıydı. Ben Feyyaz'ın hep 3. büyük denir ya Beşiktaş'a. Öyle düşünün. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı zaten. Bir gerçek ama Metin Ali Feyyaz'lı jenerasyon onu bence biraz kırmıştı. Yani onu demek istiyorum. Üniversitede olmaları falan filan Metin Ali Feyyaz'ın daha başka bir profil olmaları normal futbol. Bir de gol atıyorlardı. Tam da oraya geleceğim İsmail. Ben Feyyaz'ın mesela gazetelerde, dergilerde yazmasını çok isterdim. Çünkü çok güzel bir yazardı. Yeni yüzyıl dönemi. Yeni bin yıl mı demem lazım yoksa. Çok güzel köşe yazısı yazıyordu. Aşırı güzel ben yazıyordu. Feyyaz'la röportaj yaptık. Galatasaray dergisine karşı kıyıdan köşesi yaptık. İkisi de çok keyifli adam. Var olan futbolcu profilin üstündeler bence ikisi. Yani o dönemi veya şimdi tam karşılaştırma yapamıyorum ama keyifli insanlar. Karşı karşıya gelmedim. Tanışmak isterim ben Feyyaz'dan.
O gün bir sonraki fotoğrafa geçelim. Fatih Terim'le Emre Belezoğlu. Maçı tabii ki bilmiyoruz. Fotoğraf Vedat abinin fotoğrafı. Yani formayı şöyle söyleyeyim şimdi. 98-99 sezonu bu. 97-98'deki bu konsept formanın reklamı Bank Express'ti. Biz Marşal'a 98-99'da geçtik. Benim görüşüm en iyi Galatasaray'dır 98-99 Galatasaray. UEFA'dan da iyi bir takımdı. O takım o değişen formatta güme gitti. Yoksa Şampiyonlar Ligi'nde üst turu da görecekti. Evet. Derbilere takıntılıyım. Derbi ilgisi yoktu o takımın. 2-0'ın 2-2 döndü Kadıköy'de. Drömanş 2-0 aldı. Çok iyi takımdı. Emre de o takımda başlamıştı süre almaya. İlk sezonu böyle sonradan oyuna giriyordu. Burada artık 11 oyuncusu olmaya başlamıştı mesela. O sezon Beşiktaş'a golü var Emre'nin. Fatih Akerli 2 saatte 2-0 kazandı. 97'de falan oynamaya başlamıştı değil mi? 97-98. İlk maçı Galatasaray'ın Şekerspor. Hayır, ilk maçı Galatasaray'ın şampiyon çıktı Ankara gücü maçı. Bilerek oyuna girdi hani en genç oyuncu olsun diye. Mehmet, sana bir şey soracağım burada. Galatasaray'ı yakından takip ettiğin için birazcık da. Fatih Terim'in 96-2000 dönemindeki oyuncularla ilişkisiyle 2018 sonrası ilişkileri nasıldı sence? Farkı var mıydı? Var ama 96-2000 hatta bence ilk bozulma zaten 2003'te başlıyor. İşte Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal. Hep kadro dışı kalan isimler de vardı ama bunu Mourinho'ya da bağlarsın. Bu artık kaçınılmaz bir gerçek yani. Mourinho Materazzi ile Lampard'la kurduğu ilişkiyi Muhammed Salah'larla, Lukaku'larla kuramadı yani. O yüzden çok buradan hani Fatih Terim eleştirisi çıkartamayacağım. Yalnız şeyi söyleyeyim. Emre Belezoğlu'na bir içeri geç hareketi var ya Leeds United. Pozisyon kırmızı değil bence ama orada. Emre kim vurduya gidiyor yani orada Kibble'ın kırmızısından dolayı. Kırmızılık bu hareketi yok yani Emre'nin orada. Ben itiraf edeyim hani belki kızacak bana Galatasaray. Ben Emre'yi hala seviyorum. Nedeni de işte o zamanki Emre Belezoğlu'nu çok sevmiş olmamız daha doğrusu. Doğru. 2008'de de Galatasaray'a dönmesini çok isterdim Tarık. 2008'de de Galatasaray'a dönseydi Galatasaray 2011'e kadar yaşadığı o krizi yaşamazlar Emre'yle. Emre'nin olduğu takım R kartla mesela şampiyon olabilirdi. Emre öyle lider bir oyuncuydu. Şimdi hocam Mehmet, hangisi daha büyük ayaklıkta? Tanju, Emre Belezoğlu. Tanju. Ben Emre Belezoğlu. Yani Tanju'ya da çok üzüldüm. Ama Emre Belezoğlu'nun o ilk Fenerbahçe formasıyla bir fotoğrafı çıkıyor ve Fenerbahçe'ye gittiği daha sonra yayılıyor. Peki Fenerbahçe efsanesi midir? Değil bence. Ne? Galatasaray'da o kadar başarılı oldu ki Galatasaray'daki şampiyonluk sayısı Emre'nin 3, Fenerbahçe 2. Yani 2 tane var. Zor. Yani bilmiyorum. Fenerbahçe'yle önemli işler yaptı. Adam bir de Fenerbahçe'yi seviyor. Söylüyor da Fenerbahçe'yle. Ama Galatasaray'ydı. Oraya gitti. Ama ben çok üzülmüş. Geçen programlarda yani konu konuyu atlıyor. Söyleyeyim. Serhat Akın mesela diyor ya 6-0'ın taraftar 10 istedi zaman yetmedi. Mesela milli takım kampında Emre'nin Serhat'a tepki göstermesi benim şöyle hoşuma gidiyor. Yani fiziksel olarak değil ama takım arkadaşlarını hala kollamaya çalışıyor aslında bakarsan. Hani çocukken Fenerbahçe tutmasının bir önemi yok. Yani Galatasaray'da oynarken bence Galatasaraylı'nın hakkını vermiş o anlamda. Hani umarım ne demek istediğim anlaşılmış. Yoksa ben... Ya şöyle bir şey doğru söylüyorsun. Ahmet Kaya'nın Fransa'ya gittiğindeki tepkisiyle Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'ye gittiğindeki verdiği tepkiler aynı tepkiler. Dışlanmışlık sendromu. Fotoğraflarımız bu kadar. Bir de bonus görselimiz var. Onu gösterelim istersen o gün. Müjdat'ın 92-93 sezonu olması lazım. Hangi maç? Kocaelispor maçı öncesi Güvenç Kurtar'a yaptığı açıklama. Fenerbahçe bu maçı 4-0 kazandı. O maç erteleme maçı olabilir mi? Çünkü yani, Turgut Özal'ın öldüğü gün. O yüzden. Doğru. Güvenç Kurtar'ın yeneriz tarzı açıklamaları vardı. Müjdat da buna... Yeneriz değil o. Ben sana bir şey söyleyeyim. Güvenç Hoca yerine kesin şeyde güzel değil midir? Kurtar bizi Güvenç. Kurtar'ın hep öyle başlıklar gibi. Gerçekten şöyle bir şey var. O maç ertelenmeseydi Kocaelispor formdaydı. Fenerbahçe'yi gerçekten yenebilirlerdi ve o sene şampiyon olabilirdi Kocaelispor. Ben geçen gün öğrendim aslında. Bir Fenerbahçeli olmadım hiç muhtemelen biliyorum. Hala en çok Fenerbahçe'de maça çıkmış oyuncu. Müjdat Yetkiner. Müjdat Beşiktaş'ta oturuyordu. Beşiktaş'ta oturuyordu Mehmet. Şenlik Dede'de. Hatta babasının kahvesi vardı galiba. Babası bravo doğru. Şenlik Dede'ye biz o zamanlar terapiye gidiyorduk. Hep yan yana namaz kılmıştığımız var Müjdat'la. Converse bayisi vardı galiba Müjdat'ın. Tam bu Şahin Edim'de meydanda. Galiba şu bilgiyi vereyim. 19 Mart 1995 doğum günüm olduğu için hatırlıyorum. Fenerbahçe bizi 3-0 yendi. Tugay'ın bir şutu böyle iki direkten döndü. 3 tane Aykut attı. O maç Müjdat Aykut. Galiba kırmızı kart gördü. Fenerbahçe bizi 10 kişi yendi. O maç şey değil mi? Sinan Erkoç şarkıları çalmıştı maçtan önce. Evet Sinan. Hangi şarkı? Havam yerinde al oturk oldum. Evet öyle maçlara şarkılar oluyordu. Maçlar öyle şarkılarla birbirlerine atışıyorlardı. Doğru. Bora Şeker de Galatasaray'la yine şarkı yapmıştı. Evet, Müşeli Şeker. Hadi hadi Cimba.
Arkadaşlar, geride kalan fotoğraflarda en çok beğendiğiniz hangi görseldi? Bence Nihat fotoğrafı. Nihat Askastesi. Mehmet sen? Tabii ki Nihat. Raşit Ateş çekmiş. Ben Feyyazcıyım orada. Feyyaz'ın fotoğrafını çok beğeniyordum. Sirkeci'de muhtemelen. Tren istasyonunda. 2-1 kaybettim. Arkadaşlar sizler de beğendiğiniz fotoğrafı yorumlara yazarsanız, hatta fotoğraflarla ilgili ekstra detaylar biliyorsanız yorumlara yazmanızı diliyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.